Günaydın canlarım. Günaydın arkadaşlarım. Sizde gördünüz mü bilmiyorum ama benim WhatsApp'ıma değerli çok değer verdiğim bir dostumdan Bölük isimli bir filmden bir bölüm geldi. Bir parça geldi. Kısa kısa çok kısa. Şöyle başlıyor. Bir birlik toplanmış. Herkes hazır olda komutanın karşısında sıraya dizilmişler, bekliyorlar. O sırada elinde naylon poşetlerle Mütevazı bir er geliyor bölüğün olduğu yere. Ve komutanına son derece samimi bir ses tonuyla kolay gelsin komutanım diyor. Harika bir ses tonu, mükemmel bir samimiyet, mükemmel bir sıcaklık. Tabii ki o andaki askeri disiplinin dışında. Ben çok hoşlandım. Neyse devam ederim. Komutan elinde o naylon poşetle dönen askere Neredeydin lan sen diyor. Çıkışıyor tabi. dedim komutanım diyor. Er yine o samimi bir ses tonuyla. Ne çarşısı lan diyor. Kimden izin aldın giderken diyor. Bir de hakaret ediyor. Komutandan izin aldım diyor. Ne komutandan izin aldın lan diyor. Bütün komutanlar diyor seni arıyorlar. Hiçbiri senin nerede olduğundan haberdar değil. Büyük komutandan izin aldım diyor er. Büyük komutan kim lan diyor. Er, er hiç cevap vermeden birkaç adım atıyor. Selam duruyor. Ben Mahmut Dere Gaziantep çarşı izninden döndüm komutanım diyor. Kamera tekmil verdiği komutana dönüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli ve heykelde ne mutlu Türk'üm diyeni yazıyor. Benim canlarım benim güzel arkadaşlarım, benim bir tanelerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir tek komutanı var. Bir tek büyük komutanı var. Mustafa Kemal Atatürk. Diğerleri hepsi bu millete mutlak surette mal olmuş, bu millet için hizmet vermiş, gerektiğinde canlarını vermiş, hastalanmışlar, çalışmışlar, çabalamışlar ve mutlaka iyi niyetli, hepimiz için bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama onlar kahramanlarımız değil. Onlar bizim insanlarımız sadece. Mustafa Kemal ise atamız ve kahramanımız. Mustafa Kemal'le hiç kimse kıyaslanamaz. Hiç kimse Mustafa Kemal'in yerine konulamaz. O hepimizin gerçekten büyük komutanıdır. Bunu niye mi anlattım? söyleyeyim. İnanın haberim yoktu. Dün çok aşırı yoğunluk içindeydim. Arkadaşlarım yorum yaparak göndermişler. Daha doğrusu beni uyandırdılar. Link attılar. Sonra birkaç gazeteye girdim ve gördüm. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir genelge yayınlamış. Genelgede ne diyor biliyor musunuz? Bütün devlet dairelerinin kapılarına, giriş kapılarına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birer fotoğrafı asılacaktır diyor. Olmadı soylu. Hiç soylu bir davranış değil bu. Neden değil anlatacağım. Birincisi en başta da söylemeyeyim ben. Bir ülkenin bir tek kahramanı olur. Bir tek kurucusu vardır. Kurtuluş Savaşı'nı bir tek kişi yönetmiştir. Diğerleri o bir tek kişinin nezdinde Anılırlar ve onlara da kısaca ne deriz biliyorsunuz Mustafa Kemal ve arkadaşları deriz. Mustafa Kemal kurtardı demeyiz Mustafa Kemal ve arkadaşları Cumhuriyeti kim kurdu Mustafa Kemal ve arkadaşları. Kurtuluş Savaşımızı kim verdi Mustafa Kemal ve arkadaşları ama bütün herkesi fotoğrafını her yere koyamaz her yer bütün Mustafa Kemal ve arkadaşlarının heykelleriyle dolu olamaz. Mustafa Kemal hepsini temsil ederken aynı zamanda bizi de, duygularımızı da temsil eder. Benim canlarım, benim güzel arkadaşlarım. Ne yazık ki son zamanlarda yine üstüne basa basa bir ısrarla azgın bir azınlık millet ile millet ile yani ulus ile ırkı ulus ile ümmeti aynı şeymiş gibi göstermeye çalışıyor asla aynı şey değildir. Millet bir mozaiktir. Milletin içinde dini, dili, dini, rengi, mezhebi, tarikati neyin ne olursa olsun ne olursa olsun aynı kıvanç ve tasada aynı duyguda birleşen insanlar vardır. Millet odur. Ümmet başkadır. Ümmet tek dindir. Başka dini, başka mezhebi kabul etmez ırk tek ırktır. Başka ırkı kabul etmez. Mesela geçtiğimiz günlerde yani 26 Ağustos günü o çok önemli, çok değerli günde hem Malazgirt Savaşı'nın hem Büyük Kurtuluş Savaşı'mızın Kocatepe'deki o ordular hedefiniz Akdeniz'dir. İlk hedefiniz Akdeniz'de sözüyle başlayan, hücum emriyle başlayan o gün çok değerli gündür. Ama o günü için gazetelerde ve bazı köşelerde Bizim ana vatanımızın yani bu toprakların ev sahibi olduğumuz gündür deniyor. Yani 26 Ağustos 1073 1071 ana vatanın sahibi olduğumuz günmüş. Çok kötü. Çok yanlış. O gün Türkiye'ye gelenler ya bu topraklara gelenler affedersiniz Türk ırkı olabilir ama Türk milleti değildi. O gün 1071'de Anadolu'ya gelenlerin içinde hiçbir tek Hristiyan, hiçbir tek Musevi, hiçbir tek başka dinli ya da dinsiz yoktu. Ya da hiçbir Yunan yoktu, hiçbir Ermeni yoktu, hiçbir Musevi yoktu, hiçbir Boşnak yoktu, hiçbir Arnavut yoktu, Çerkez yoktu, Kürt yoktu. Aksine Kürtler biz buraya geldiğimizde, bu topraklara geldiğimizde, Türk olarak geldiğimizde bizden en az 3000 yıl önce de bu topraklarda yaşıyorlardı. Biz nasıl olur da burasını evimiz, ana yurdumuz yaptığımız gün diye böyle bir şey söyleyebiliriz. Şu anda bu topraklarda sadece Türkler yaşamıyor. Türk derseniz bir ırktan söz etmiş oluruz. Hangimiz saf, ari bir Türk olduğumuzu iddia edebiliriz. Hanginimiz bunu kanıtlayabiliriz ama Atatürk'ün o önemli o değerli ifadesinde söylediği gibi Türk'üm ve mutluyum diyebiliriz. Herkes bunu söyleyebilir. Türk'üm ve mutluyum. Neden? Çünkü ben bu milletin bir ferdiyim demektir oradaki Türk ifadesi. Bir ırkı ırkı anlatmaz. Bir milleti, bir ulusu anlatır. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinde 81 milyon farklı ulus ırklardan, farklı dinlerden, farklı mezheplerden insanlar yaşıyorlar. Ve hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın mutluluğu içindeler. Eğer bugün bir bakan, bir bakan çıkar bu milletin, bakın tekrarlıyorum bu milletin, bu ırkın ve bu ümmetin değil, bu milletin biricik kahramanının, biricik kurtuluş kurucusunun, kurtarıcısının, yerine bir başka bir başka siyasetçiyi tekrar ediyorum siyasetçiyi koyarsa Türkiye Cumhuriyeti'ni bölünmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni paramparça eder. Bu çok tehlikelidir. Bugüne kadar hiçbir yazıda, hiçbir konuşmada Mustafa Kemal Atatürk için siyasetçidir lafını duymamışsınızdır. Mustafa Kemal Atatürk en büyük özelliği, birinci özelliği çok büyük bir devlet insan olması. Diğer özelliği çok güçlü bir komutan, bir asker olmasıdır. Tıpkı o filmin parçasında olduğu gibi en büyük komutana hazır ol duran, selam alan, iznini ondan alan o temiz yürekli askerimiz gibidir. Süleyman Soylu'nun böyle bir şey yapmış olmasını aklım almıyor. Kahramanlar milletlerindir. Siyasetçiler milletlerin olamaz. Recep Tayyip Erdoğan çok değerlidir. Çok değerli olabilir. Ama milletin değildir. Recep Tayyip Erdoğan kendisine oy veren yüzde %52 seçmenindir. AK Parti Genel Başkanı olarak ise sadece yüzde %40'ın Cumhurbaşkanı'dır. Sadece 100 kişide 40 kişinin Cumhurbaşkanı'dır. Bu devlette 100 kişide 40 kişinin ya da 140 kişide 52 kişinin Cumhurbaşkanı olma vasfını taşıyan birisinin, bir politikacının fotoğrafları bu millete ait devletin, bu millete ait, bu ırka değil, bu millete ait devletin resmi dairelerinin girişlerine fotoğrafları asılarak taltif edilemez, Mustafa Kemal'le yarıştırılamaz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti için yapılabilecek en büyük kötülüktür. Diyebilirsiniz ki, peki bu konuda bir kanun var mı? Hayır, bu konuda bir kanun olduğunu ben duymadım, bilmiyorum. Büyük ihtimalle yoktur ki, yoktur da. Ama bu bir milli gelenektir. Bu bir ulusal gelenektir. Dinsel gelenek değildir. Ya da gelenekselleştirilmiş bir din değildir. Bu bütün bir milletin ortak duygusudur. Kimdir bu ortak duygu? Mustafa Kemal Atatürk tek komutan, tek önderdir. Ve o bir politikacı değil, o hepimizin devlet insanıdır. O hepimizin komutanıdır. Yani bu bakımdan Süleyman Soylu'nun yasak bir işlem yaptığını söyleyemem. Kanunlara karşı geldiğini söyleyemem. Ama hatırlıyor musunuz o fıkrayı? Nasrettin Hoca'ya köylünün biri geldi sordu. Hocam dedi, helada sakız çiğneyebilir miyim? Hoca güldü, yok şey, tabii ki inersin. Hiçbir sakıncası yok dedi. Ama dedi, görenler başka bir şey yaptığını zannederler. Sevgili Soylu, yaptığın suç değil. Yaptığın yasak da değil. Ama bu millet, bu millet bunu başka türlü anlar başka türlü anlayacaktır. Lütfen. Sayın Cumhurbaşkanı, belli ki Süleyman Soylu size daha yakın olmak, size kendisini daha çok göstermek için aklın hayalini almayacağı bütün gelenekle, ulusal geleneklerimizi, ulusal geleneklerimizi yıkıp paça var diye çeviren bazı girişimlerde bulunuyor. Eğer gerçekten siz bu milletin Cumhurbaşkanı olma adaylığına talipseniz, ve gerçekten siz bu milletin kurucu kurucu komutanına, kurucu cumhurbaşkanına samimiyetle saygı duyuyorsanız sizden önce hiçbir cumhurbaşkanının, hiçbir başbakanın ve hiçbir bakanın aklından dahi geçilmediği o milli edep harici, milli edep dışı davranışına izin vermeyiniz. Benim canlarım bugünlük bu kadar. Hepinizin gözlerinizden öperim.